Dünyanın birçok yerinde konut projesi, restoran ve mağaza tasarlayan Gökhan Avcıoğlu, Global Architecture Development'ın kurucusudur. GAD projeleri Rotterdam Mimarlık Bienali dahil dünyanın birçok yerinde sergilenmiştir. Toplu konut, perakende ve komşuluk isimli sunumunu yapmak üzere kendisini sahneye davet ediyoruz. Evet, teşekkürler. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu sefer kendi projelerimizden bahsetmeyeceğiz. Çok hareketli ve yetişmemiz çok zor olan bir ciddi bir devlet kurumu olan başta TOKİ ve arkadaşlarıyla ilgili bir sunum olacak bu. Çok kolay değil başkalarının projesi üstünde konuşmak. Hep de çok kaçındığım bir şey aslında ama ülke genelini ilgilendirdiği için sizlerin de bu konuyla yakından ilgili olduğunu bildiğimiz için aslında bir tür moderatörlük yapacağım. Biz GAD God Foundation olarak bu Arkimet etkinliğini oldukça canı gönülden ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Bu tür oluşumlar bizim mimarlık ortamımız için, inşaat ve gayrimenkul ortamımız için çok önemli oluşumlar. İlk gördüğümüz resim TOKİ'nin yönetim kurulu. Aşağı yukarı bu minvalde çok cevval arkadaşlarımızdan oluşan bir grup. Ve Türkiye genelinde de doğrudan başbakanlığa bağlı olduğu için sorgusuz sualsiz birçok projeye imza atabiliyor. Bunlar toplu konut idaresi olarak kurulmuş, toplu konut üretmek üzere yapılmış bir organizasyonken bugünlerde işte stadyumdan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na kadar birçok projenin oluşumunda etkin rol oynuyor. Çünkü karar mekanizması çok hızlı gelişiyor ve çok hızlı hareket edebiliyor. Hatta imar kuralları konusunda da çok hızlı bir şekilde kendilerine özel kararlarda üretebiliyorlar. Dolayısıyla TOKİ'nin ortaya çıkardığı arsalar ya da TOKİ'ye müracaat edilmiş olan arsalar, bunlar kentsel dönüşüm projeleri olduğu kadar fonksiyon değiştirme projeleri de olabilir. Burada çok ciddi bir haksız rekabet oluşuyor ve bir yandan Türkiye'de özel sektör, özelleştirme desteklenirken bir tarafta çok ciddi bir devletleştirme söz konusu oluyor. Bu contradiction, bu çelişki, bu karşıtlık aslında birçok alanda herkesin de kafasını karıştırıyor. Ben şimdi TOKİ deyince aklınıza bir sürü şey geliyordur ve burada çok değerli konuklar var. Cafer Bozkurt'u görüyorum. Lütfen ona mikrofonu götürür müsünüz? Birkaç bize bu konuyla ilgili deneyimimizden bahsederseniz çok memnun oluruz. Cafer Bey orada. Dördüncü sıra. Peki ne söylememi istiyorsunuz TOKİ hakkında? Söylemeye gerek yok, her şey ortada. Ne kentler kaldı, ne kimlikler kaldı. Bu toplu konut, perakende komşuluk konusunu ilk defa 1984 yılında Erhan Acar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ortaya atmıştı. Yani bir yandan toplu konut yapılırken aslında güzel bir karşıtlık yaratıyor ve bu konuya girmişti. Yani toplu konutla aslında bu tür bir anlayışla sosyal donanımları fazla olmayan, hatta hiç olmayan, hatta şehrin dış mahallelerinde, dış eteklerinde oluşturulmuş bölgelerin bir süre sonra çöküntü yuvaları olacağı, aslında burada amacın toplu konut, sadece konut edinme diyelim, hatta diyelim ki sadece döşeme edinme diyelim. Döşeme fikri üstünden giden, metrekare döşeme fikrinin üzerinden giden bir bina elde edim sistemi olduğunu ve aslında bunun sosyal içerikleri olmadığı için insanlar tarafından beraber karar verilen ve kurulan bir sistem olmadığından dolayı da uzun ömürlü olmadığından bahsetmişti. Siz de katılıyorsunuz sanırım. Tabii katılıyorum. Evet, çünkü sosyal mekanları çözmeden yalnız rant ekonomisine dayanan bir sistem oluştu.
Halbuki toplu konutun amacı imkanları kısıtlı olan insanları konut sahibi yapmaktı. Şu anda sanıyorum ki biraz değerleri yüksek olan binalar yapılıyor ve yoğunluğu çok yapılar yapılıyor. O yüzden de başarılı olduğu söylenemez. Teşekkür ederim. Başka bu konuda söz almak isteyen var mı? TOKİ konusu hareketli bir konudur. Herkesin söyleyecek bir şeyi vardır. Ozan Ertuğ. Dördüncü sıra. Şurası. Merhaba Gökhan Bey. Tabii bu konudaki TOKİ ile ilgili deneyimleri genelde beraber yaşadık, beraber paylaştık, onları bildik. Ama ben en çok TOKİ'nin bu normal yönetmeliklerde geçen, mesela yönetmelikleri ele aldığımızda yapılamaz, edilemez ve kullanılamaz, çıkılamaz gibi kısımları TOKİ aracılığıyla, mesela TOKİ'yi kullanarak insanların oradaki negatifliği, yani oradaki aslında yapılamayacak ve edilemeyecek durumların hepsini bir şekilde gerçekleştirebildiklerini hatırlıyorum. Genelde hep olan şey buydu. Ve bu yapılamayacak, edilemeyeceklerin aslında çoğu da yönetmeliklerde geçen yapılamayacak, edilemeyecek, çıkılamayacak gibi maddelerin çoğu da aslında biraz saçma. Yani TOKİ'nin bunu yapıyor olması, kötü bir şekilde bunu exploit ediyor olması hepimizin yaşadığı bir şey. Ama aslına bakarsanız yönetmeliklerin de sonuçta bir şekilde özel sektörü boğazladığı ve patlama noktasına getirdiği bir yerde herhalde ilişkiler modundan TOKİ gibi bir hastalık ortaya çıktı konut sektöründe ve bununla devam ediyoruz. Kanser gibi bir şey, yani bunun tedavi edilmesi bayağı zor bir şey bence. Teşekkürler. Evet, bundan herhalde bir 1950'lerden sonra bu konu çokça bütün dünyada gündeme geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha da yoğunlaştı. Ciddi yapı bloğu, stoğu ihtiyacından kaynaklandı. Fakat Türkiye'deki mesele biraz da deprem meselesinden yola çıkarak, biraz da gece konduları yok etmek üzere hareket eden bir sistem olarak çalıştı ama olay sadece konut edinmek değil de aslında buradaki parakende komşuluktan bahis, konut konusunun sadece içinde bir yatakhane olmadığı, bir hayatın olduğu, çevresinde komşulukların ve ilişkilerin olduğu, birlikte organize edilen bir uzun soluklu bir yaşam senaryosu olduğu üstüne biz öğrendik. Öyle de davranıyoruz. Fakat bu kurumun bugüne kadar ürettiği şöyle diyelim, yani hatalı üretim ya da eksik üretim ya da fabrika ayarları iyi yapılmamış, eksik üretilmiş bu sistemin çok ciddi kentsel problemler yaratacağı konusunda bütün uzmanlar hemfikir. Fakat bir yandan da bu yapı sistemi kesinlikle birçok başka devlet kurumu tarafından da TOKİ örneğinden yola çıkarak destek görüyor. Başka söz almak isteyen var mı? Hemen benim arkamdan çok önemli bir konuğumuz var. Odile Dek, çok önemli bir Fransız kökenli, uluslararası üne sahip bir mimarımız. Burada bizim konuğumuz olarak geldi ve kendi projelerinden, kendi deneylerinden yola çıkacak. Ben biraz sizi açmış oldum. Ve bunların arkasından Odile'in göstereceği kendi deneyleri ve güzel projeleri sanırım sizi de iyi yönde etkileyecek. İyi şeyler de olabildiği konusunda moralimizi yükseltecek. Teşekkür ediyorum. Gökhan Avcıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.